Baba bir çınara benzer. Altında çoluğunu, çocuğunu, herkesi toplayıp gölgesinde yaşamasını sağlayan. Her şey demek. Baba demek her şey demek. Baba güneş gibi, toprak gibi, su gibi bir şeydir. Ya bütün babaların da babalar gününü kutlarım. Yarın evlerin diri olan babaların günü. Bakalım Kayseri halkı için baba kelimesi ne ifade ediyor? Valla benim için çok şey ifade ediyor. Ben babamı çok erken yaşta kaybettim. 30 küsür yıl oldu. Ama hayattayken sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmek gerek. Bu anne de olsun, baba olsun, ailenin herhangi birisi olabilir, sevdiklerimiz olabilir. Kıymetini bilmek gerekiyor. Ya ölüp gittikten sonra vah şöyleydi, vah böyle demenin çok bir anlamı yok. Hayattayken onların kıymetini bilmek en güzeli bence. Baba evin direği, gölgesi yeter, başımızın tacı. Peki bir planınız var mı yarın için? Yarın için bir planımız. Oğullarımla birlikte babaları ziyaret edeceğiz. Dedelerini yani. Baba kelimesi benim için sorumluluk. Sorumluluk. Ondan sonra maneviyat. Başka neyse. Aile. Bunlar hissettiriyor. Yani baba olmak çok ayrı bir duygu. Allah herkese nasip eder inşallah. Benim babam rahmetli oldu. Ben de bir babayım. Bütün babaların babalar gününü kutlarım. Başka bir şey diyemiyorum. Peki babalık nasıl bir duygu? Babalık çok güzel bir duygu. Yani baba bir Erciyes Dağı gibi. Zaten karşımda da Erciyes Dağı var. Onun için 3 tane oğlum var. Mükemmel bir baba adayıyım. İnşallah onları da büyütürüm. Onları da bir baba edecek yaşa getiririm Allah izin verirse. Gölgeydi ama benim babam yok. Teşekkür başka ederim. Benim gölgemdi gitti. Şu an tekim. Annem var ama gölgem yok. Baba güneş gibi, toprak gibi, su gibi bir şeydir. Evladına hava gibi saran bir şeydir. Yani hakikaten çok özel bir şey baba demek. Hani ancak babanın yaşayacağı duyguların ifadesi zor. Bir babanın hani içindeki duyguları anlatması zor. Ama hani benzetme yaparsak dediğim gibi baba hava gibi evladını saran bir şey. Su gibi ona hayat veren bir şey. Toprak gibi hayatındaki onun eksiklerini, hatalarını örten bir şey. Güneş gibi onu ısıtan bir şey. Yani babanın herhalde benim için tarifi böyle bir şeydir. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için şu anda yokluk. Çünkü babam vefat ettiği için. Ama tabii sevgisi daima benimle. Öyle çok güzel, bambaşka bir sevgi. İnsanın her zaman içinde taşıdığı, olmasa bile, yokluğunda bile hissettiğin çok sıcacık bir duygu. Ya bütün babaların da babalar gününü kutlarım. Baba kelimesi bizim için her şeyi ifade. Aidiyet duygusu, sorumluluk, onlara karşı yapmamız gereken her şeye sahip çıkmamız. Aileye sahip çıkmamız. Yani kısacası bu. Sizler de babasınız. Evet. Babalık nasıl bir duygu? Mükemmel bir duygu. İki tane evladım var. Onlara elimden gelen en iyisini vermek zorunda hissediyorum kendimi. Şartlar dahilinde, elimizdeki şartlar dahilinde ne kadar iyi gelecek hazırlayabilirsek günümüz toplumunda o kadar yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapmak zorundayız. Çocuk sadece çocuk olduğu için değil, geleceğimiz olduğu için de ona sahip çıkmak zorundayız. Sonuçta ne verirsen, ağaç yaşken eğilir kelimesinden, cümlesinden hareket edersek, ne yöne yetiştirirsek, ne yöne eğersek o şekilde büyür çocuk. Babayı rol model alır, anneyi rol model alır. Anne baba iyiyse geleceği güzel olur. Anne baba ne kadar kötüyse çocuğun geleceği de o kadar kötü olur diye düşünüyorum. Evin reisi. Yani öğrenebileceğimiz tüm her şey onlarda. Başka bir şey yok. Peki yarın için bir programınız var mı? Yok. Kutlayacak mısınız? Kutlayacağım. Şimdi bir şeyler bulmaya çalışıyorum. İşte bir şeyler alacağım, vereceğim işte. Yani evin reisine bir şeyler yapacaksınız. Aynen. Her şey demek. Baba demek her şey demek. Yani sözün bittiği yer. Diyecek başka hiç sözüm yok. Duygulandım şu an. Babamı yeni kaybettim. Baba kelimesi benim için çok şey ifade ediyor. Baba bir çınara benzer. Altında çoluğunu, çocuğunu, herkesi toplayıp gölgesinde
yaşamasını sağlayan. Tabii anne de çok önemli. Ama baban gidince kolun kanadın kırılmış gibi hisseder insan. Ben bu duyguyu çok iyi bildiğim için benim için baba çok şey. Çınar ağacı benim için. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter her zaman. Bu kadar, benim sözüm bu kadar. Peki yarın için bir planınız var mı? Vallahi planım şöyle var. Güzel bir babalar gününü kutlamak istiyorum. En sevdiği şeyi alacağım. Başka da bir şey yok.